Merhabalar. Işığın madde ile karşılaşması konusunda yine birlikteyiz. Saydam cisim, opak cisim ve yarı saydam cisimlerle ilgili videomuza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi saydam cisimler ışığın tamamını geçiriyor. Opak cisimler geçirmiyor. Yarı saydam cisimler ise bir kısmını geçiriyor, bir kısmını geçirmiyor. Işığı geçiren maddelere saydam, ışığı geçirmeyen maddelere opak, ışığın bir kısmını geçirirken bir kısmını yansıtan maddelere ise yarı saydam madde adı verilir. Pencere camı, şeffaf poşet saydam maddelere örnektir. Bakın burada görüyorsunuz şeffaf poşet içindeki elmaları gösterdiği için saydam. Taş, karton, mukavva saydam olmayan opak maddelerdir arkadaşlar. Buzlu cam, tül perde yarı saydam maddelere örnektir. Bakın şurada tül perde bir kısmını geçirdiği için arkadaki cismi bulanık şekilde görüyoruz. Arkadaşlar sisli ve bulutlu havalar yarı saydama örnektir. Yağlanmış olan kağıt yine yarım saydam madde haline gelir. Pencere camları saydam olmasına rağmen camın kalınlığı arttırılırsa yarı saydam özellik gösterebilir. Işık bazı maddelerin içerisinden geçemez. Böyle maddelere opak maddeler diyoruz. Opak maddeler ışığı geçirmedikleri için maddelerin içerisindeki veya arkasındaki cisimleri göremeyiz. Konserve kutuları, yağ tenekelerin içerisinde göremeyiz. Demir, beton, tahta, mukava gibi maddeler, opak maddelere örnek verilebilir. Arkadaşlar bazı ışık türleri saydam olmayan opak maddelerden de geçebilir. Örneğin X ışınları, röntgen ışınları yani bu ışın türleri çıplak gözle göremediğimiz insan vücudunun bazı organlar ve yapılarına geçen bu ışınlar tıpta kullanılır. Arkadaşlar 2019 bursluluk sınavı e, sorusuyla devam edelim. Öğrenciler sınıfta yapacakları deneyde yağlı kağıda ve bir bardağın içindeki suya sırasıyla el feneri tutarak maddeleri ışığı geçirme durumlarına göre gruplandırmak istiyor. Buna göre öğrenciler deneyde kullandıkları maddelere aşağıdakilerden hangisini eklerse saydam, yarı saydam ve opak saydam olmayan cisimlere birer örnek verir? Arkadaşlar Yağlı kağıt, yarı saydam. Su ise saydamdı. O halde bir tane de ne olması lazım? Opak madde koyması lazım. Pencere camı yine saydam. Saydam poşet yine saydam. Buzlu cam yarı saydam ama metal levha opak maddeye örnektir. Opak maddeye örneği de bu metal levhayı da koyarsa maddeleri ayırmış olur. Cevabımız D şıkkı. Sorular 2013 bursluluk sorusuyla devam edelim. Buna göre cisimleri saydamlık durumlarına göre hangisi doğru diyor? K hiç ışık yok. O halde bu opak. Az ışık var, yarı saydam. Çok ışık varsa bu da nedir arkadaşlar? Saydamdır. Mehmet güneşli bir günde dışarıya oyuncak evinin içerisinde oynamaktadır. Oyuncak evin penceresiyle aynı büyüklükte olan KLM cisimlerini pencereyi kapatarak şekilde yarı yarıya pencereye koydu. Bu sefer evinin ışık durumunu tabloya kaydetti. O halde K ne olacak arkadaşlar? Opak. Ayla B'yi salladım. L yarı saydam olabilir, saydam olamaz. D'yi salladım. CD saydam olacak. Hangi şıkta var bu arkadaşlar? C şıkkında var. Yukarıdaki ışık ile ilgili kaç tanesi doğrudur diyor arkadaşlar. Maddeler tarafından sorulabilir. Doğru. Doğrusal bir yolca izler. Doğru. Opak madde içerisinden geçemez. Doğru. Boşlukta yayılmaz. Yanlış. Arkadaşlar ışık boşlukta yayılır. Çünkü Güneşten gelen ışınlar dünyaya kadar ulaştığına göre uzayda boşluk olduğuna göre demek ki ışık boşlukta yayılabilir. Hangileri kaç tanesi doğrudur? Üç tanesi doğrudur. Arkadaşlar K nedir? Işığı geçirmediği için opaktır. L saydamdır. Az geçirdiği için de M yarı saydamdır. Örnekler verelim arkadaşlar hemen. Duvar, masa, toprak, kalın kumaş. Opa örnek hava su cam saydama örnek. Buzlu cam, tülpende, sisli hava, yağlı kağıtta yarı saydam cisimleri örnektir. Aşağıdakilerin hangisi yarı saydam cisimdir diyor arkadaşlar. Buzlu cam yarı saydamdır. Tahta opak, su saydam, metal kaşık opaktır. Buna göre ışığı geçirip geçirmemesi durumlarına göre aşağıdakilerin hangisi? Bir, yarı saydam. 2 opak. Üç, saydam olacak. Yarı saydam, opak saydam. Hangi şıkta var? D şıkkı arkadaşlar. Işıkla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Doğrusal yayılır doğru. Parlak ve düzgün yüzeylerde dağınık yansır. Yanlış düzgün yansır. Opak saydam olmayan maddelerden geçemez doğru. Hangileri doğrudur? 1 ve 3 cevabımız C şıkkı. Mıstık YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.